Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Türkiye'de yerleşme konusunu işleyeceğiz. Tabii ki de bir önceki dersimizde dünyada yerleşmelerden bahsetmiştik. Bugün ise Türkiye'de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörler ve Türkiye'deki yerleşmenin tarihçesinden şöyle bir göz atmış olacağız. Öncelikle yerleşmelerin dağılışı yani Türkiye'de nereler yoğun yerleşmeye sahip, nereler seyrek yerleşmeye sahip bunlarla ilgili Türkiye haritası üzerinde örnekler vererek burayı açıklayacağız. Devamında ülkemizdeki idari fonksiyonlarına göre yerleşmeler yani kırsal yerleşme, kentsel yerleşme bunların ne gibi özellikleri var? Bunlarla ilgili açıklamalar yapıp bu dersimizi bitireceğiz. Tabii ki de ben dersimi anlatırken beni daha rahat bir şekilde takip edebilmeniz için hemen sıfırdan 9'a konu anlatımlı soru bankası kitabımızı açıyorsunuz. Ünite 2 beşeri sistemler içerisinde şurada sayfa 124, 126, 128, 30, 32, 34, 36'ya kadar çıkıyor. Burada da şöyle kitabımızın içeriğine de bakmamız gerekirse hemen şöyle sol tarafta görmüş olduğunuz gibi konu anlatım kısımlarımız var. Hemen sağ tarafında da çoktan seçmeli testlerimiz yer almakta. Dersimiz bittikten sonra bölüm sonunda da test geçlerimiz yer alıyor. Bunları da güzel güzel çözmenizi tavsiye ediyorum. Tabii ki de takıldığımız noktalarda ne yapacağız? Hemen kare okutarak sorunun çözümünü öğretmenlerimizden dinleyeceğiz diyebiliriz. Daha sonra dersimiz bitti. Dersimiz bittikten sonra hem bizi yazılı noktasında güzel bir şekilde hazırlamak hem de TYT AYT sınavlarına hazırlık provası anlamında 9. sınıf Dinamo Soru Bankası kitabımızı açıyorsunuz. Buradan da hemen şöyle çözmeniz gereken sayfa aralıklarını beşeri sistemler ünite 2 Türkiye'de yerleşme testlere 4 yani 114, 115, 117, 119, 121 ve 123. sayfaları bunları bitiriyorsunuz. Bakın buraya dikkat etmekte fayda var. Öncelikle kitabımızda model bir soru çözümümüz var. Ardından 4 tane çoktan seçmeli testlerimiz yer almakta. Şimdi ünite bittiği için ikinci ünitede tekrar testlerimiz var ve genel bir çıtayı bizim burada eksik olduğumuz kısımları belirleyebilmemiz için Genel tekrar testleri bizim için çok önemli. Akabinde sevgili arkadaşlar ÖSYM tarzı biraz önce dedik ya TYT ayeti sınavlarına da gireceksiniz siz. Bunun için ÖSYM'nin sorabileceği kalitede sorular sizler için hazırladık. E bizim yazılarımız var. Hemen şöyle bakın TAS 5 diyor. ikinci ünite yazılı burada doğru yanlışlar. Bulmacalarımız yer almakta. Boşluk doldurmalarımız klasik soru ve eşleştirmelerimiz yer alıyor. Ve bu kitapta da çözmeniz gereken sayfa aralıklarını biliyorsunuz. O zaman hadi bakalım dersimiz başlasın. Türkiye'de yerleşmeye baktığımızda, Türkiye'deki yerleşmelerin dağılışını doğal ve beşeri faktörler belirler. Yeryüzünde yerleşmelerin dağılışı dengeli olmadığı gibi, bizim ülkemizde de yerleşmelerin dağılışı dengeli değildir. Peki bu yerleşmenin dağılışı üzerinde etkili olan faktörler nelerdir? Dediğimizde burayı ikiye ayıracağız. Bunlardan birincisi doğal faktörler, yani burada doğal ortam koşulları yerleşmelerin dağılışı üzerinde etkili. Bir de beşeri faktörler var. E Bunları gelin hep birlikte şöyle bir göz atalım. Öncelikle doğal faktör faktörler kısmında iklim ki şunu unutmayalım yerleşmelerin dağılışı üzerinde en önemli faktörlerin başında iklim gelir. Özellikle Türkiye'de sıcaklığın ve yağışın elverişli olduğu kıyı kesimlerde yerleşmeler yoğunken devam az yağış alan ve sıcaklık şartlarının elverişli olmadığı yerlerde yerleşmeler daha seyrektir. Peki buraya örnek verebileceğimiz yerler neresidir dediğimizde birinci alan Tuz Gölü ve çevresi sevgili arkadaşlar. Burada neden yerleşmeye yetersizdir dediğimizde yağışın yetersiz olması yerleşmeyi seyrekleştirmiştir diyebiliriz. Tabii ki de bunun dışında Türkiye'de yüksek kesimlerde sıcaklığın düşük olması yerleşmeyi olumsuz etkiler. Bunun içinde Doğu Anadolu bölgesini ifade edebiliriz. Şuraya da şöyle sıcaklık diyelim. Tabii ki de burada yer şekilleri de önemlidir diyebiliriz. O yüzden sıcaklık ve yağışın elverişli olduğu özellikle Marmara bölgesinde yerleşmelerin yoğun olduğu Olduğunu şöyle ifade ederek gösterebiliriz. Burada İstanbul yani Çatalca Kocaeli Platosunu alabiliriz. Bir de Bursa çevresini alabiliriz. Geldik su kaynaklarına. Türkiye'de birçok yerleşme, akarsu, göl ve deniz kıyılarında kurulmuştur. Suyu ne yapıyoruz biz? Hem tarımsal faaliyetlerde hem sanayi faaliyetlerinde içme kullanma amaçlı balıkçılık ve ulaşım gibi faaliyetlerde kullanmaktayız. Bu nedenle su kaynakları çevresinde yerleşmelerin yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Burada mesela iki tane önemli il olarak söylememiz gerekirse bunlardan bir tanesi Eskişehir, bir tanesi ise Amasya sevgili arkadaşlar. Bu iki şehrimizde akarsu kenarında kurulmuştur diyebiliriz. Onun dışında İstanbul ve İzmir sevgili arkadaşlar gene yani Türkiye'nin en büyük şehirleri olarak ifade edebileceğimiz alanlar ve bu alanlarda deniz kıyısında kurulmuştur diyebiliyoruz. Yer şekillerine geldiğimiz zaman yer şekilleri özellikle yükselti, eğim, bakı ve dağların uzanışı gibi faktörler yerleşmeler üzerinde etkili. Bakın dikkat edelim. Dağlık, engebeli ve yükseltinin fazla olduğu yerlerde yerleşmeler seyrekken iklimin elverişli, engebenin az olduğu yerlerde yerleşmeler yoğundur diyebiliriz. O zaman buraya örnek vermemiz gerekirse neresi diyeceğiz? Tabii ki de Hakkari diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Özellikle arazinin engebeli ve iklimin elverişsiz olması yerleşmenin seyrekleşmesine sebep olmuştur. İklim elverişli olsa bile arazinin engebeli olması gene yerleşmeyi seyrekleştirir. Buraya için de Muğla'yı örnek verebiliriz. Burada da Menteşe dağlarına bağlı olarak arazinin engebeli olması yerleşmenin seyrekleşmesine etkili olmuştur diyebiliriz. Ama bir dağ iti ovasında kurulmuş olan Bursa sevgili arkadaşlar yerleşmenin yoğun olduğu alanlara verebileceğimiz örneklerden bir tanesidir diyebiliyoruz. Geldik şimdi toprağın verimliliği. Tabii ki de iklim şartları elverişli olan alanlarda verimli toprakları bulunması bu alanlarda yerleşmelerin yoğun olmasına sebep olmuştur. Ama tarımsal açıdan elverişsiz toprakların bulunduğu coğrafyalarda yerleşmelerin seyrek olduğunu söyleyebiliriz. E burada iklim yani toprak verimliliğine örnek verebileceğimiz yerler neresidir dediğimizde şöyle bir bakarsak sevgili arkadaşlar. Burada özellikle Çarşamba ve Bafra ovaları, Delta Ovası tarımsal faaliyetler yoğun yürütülür. Bursa Ovası söyleyebiliriz ki. Adana söyleyemeden geçemeyiz. Burada da Çukurova var. İklimin elverişli ve tarımsal faaliyetlerde toprağın verimli olması bu alanda yerleşmenin yoğun olmasına yol açmıştır diyebiliriz. Ama Tuzgölü ve çevresinde toprakların çorak olması tarımsal faaliyetleri özellikle olumsuz etkilediği için yerleşmeler daha seyrektir diyebiliriz. Bitki örtüsünün yerleşme üzerinde dağılışı ne gibi etkiye sahiptir dersek özellikle ormanların sık olduğu alanlarda yerleşmelerin daha seyrek olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bitki örtüsü dediğimizde aklımıza bölge bazlı Karadeniz bölgesi gelsin ve özellikle Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz'de orman örtüsünün yoğun olması bu alanlarda yerleşmelerin daha seyrek olmasına sebep olmuştur diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Şimdi burada doğal faktörler bitti geldik devamında Türkiye'deki yerleşmeler ...dağılışını etkileyen beşeri faktörler. Özellikle göç alan... ...yerlerde yerleşmeler... ...büyürken göç veren yerlerde... ...yerleşmeler küçülür. Burada özellikle... ...Türkiye'de bir göç yönü var... ...sevgili arkadaşlar. Özellikle ekonomik... ...faaliyetlerin daha kısıtlı olduğu... ...doğu bölgelerden, ekonomik etkinliklerin... ...çeşitli olduğu batı bölgelere... ...yoğun bir göç hareketi var ve... ...bu alanda batı bölgelerimizde yerleşmenin... ...yoğun olmasının temel sebebini... ...göçler olarak söyleyebiliriz. Burada İstanbul'u örnek verebiliriz. Bursa sayı örnek verebiliriz. İzmir'i örnek verebiliriz. Bu alanlar göç aldığı için yoğun ölçekte yerleşmelerinde yoğun olduğu alanlardır diyebiliriz. Erzurum, Kars, Ardahan hattı, Hakkari çevresi özellikle göç verdiği için bu alanda da yerleşmeler daha seyrektir diyebiliriz. Ulaşım olanakları özellikle imkanların gelişmiş olduğu alanlarda yerleşmelerin de yoğun olmasına sebep olmuştur diyebiliriz. Burada tabii ki de örnek verebileceğimiz yerlerin başında Eskişehir ve Afyon gelebilir. Ulaşım noktası güzergahı içerisinde. Buraya Ankara dışında Konya'yı da söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Ama özellikle dağların uzanış doğrultusu kıyı ile iç kesim arasındaki ulaşımı zorlaştırdığı Sinop ve çevresinde yerleşmelerin daha seyrek olduğunu ifade edebiliriz. Geldik ekonomik faaliyetler. Tabii ki de burada üçüncü ekonomik faaliyet dediğimiz, ikinci ekonomik faaliyet dediğimiz alanlarda iş imkanlarının çeşitli olması göç aldıklarından dolayı yerleşmelerinde yoğun olması anlamına gelecektir. Mesela ikinci ekonomik faaliyet grubu içerisinde sanayi, üçüncü ekonomik faaliyet grubu içerisinde ticaret, turizm, tarım bir de madencilikte bir de sevgili arkadaşlar bu alanlarda özellikle ekonomik faaliyetlerin çeşitliliği tarımsal faaliyetler, tarıma dayalı sanayi alanlarının gelişmişlik göstermesi yoğun göç aldığı için yerleşmelerinde yoğun olduğunu ifade edebiliriz. Burada verebileceğimiz en önemli örneklerin başında Çatalcı koceli pilat. Tosu İstanbul ve İzmit gelecektir. Daha sonraki süreçte Bursa'yı örnek verebiliriz. Onun dışında İzmir'i örnek verebiliriz. Devamında Adana ve çevresini örnek verebiliriz. Bu alanlarda ekonomik faaliyetlerin gelişmiş olması yerleşmelerinde yoğun olmasına sebep olmuştur diyebiliriz. Ama Hakkari ve çevresini Erzurum, Kars, Ardahan gibi Doğu Anadolu bölgesinde ekonomik etkinliklerin daha kısıtlı olduğu alanlarda yerleşmelerin daha seyrek olduğunu söyleyebiliriz. Şunu da unutmayalım. Önceki süreçlerde tarımsal faaliyetlerin yoğun ölçekte yürütüldüğü alanlarda yerleşmeler seyrek iken bölgede bulunan bir yeraltı kaynağına bağlı olarak tarımsal fonksiyon madencilik sanayi fonksiyonuna dönüştüğünde yerleşmelerin de seyrek olmasına sebep olmuştur diyebiliriz. Burada mesela en önemli verebileceğimiz örnek Batman. 1930'lu yıllarda Raman petrolün çıkarılması bir köy halindeyken Madene bağlı olarak sanayi tesislerin gelişmesi, Batman'ın büyümesine ve göç almasına, buna bağlı olarak da yerleşmenin yoğunlaşmasına sebep olmuştur diyebiliriz. Onun dışında Türkiye'deki maden çeşitliliğinin en fazla olduğu illerden bir tanesi Elazığ. Elazığ'ın maden ilçesindeki bakır işletmesinin kapanması yerleşmeyi bu alanda olumsuz etkilemiş. Neden? Çünkü bu alanda iş imkanları kısıtlanmıştır diyebiliriz. Şimdi şöyle bir etkinliğimize bakalım. Diyor ki ben bazı alanlar seçtim. Verilen yerlerin yerleşme için uygun yorgunluk durumunu nedenleriyle birlikte tablodaki ilgili alanlara yazınız demiş. Hemen şöyle harita üzerinde de bu alanları gösterelim. Şimdi demiş ki birinci kısmımız Taşeli Platosu. Peki haritamızda Taşeli Platosu nerede sevgili arkadaşlar? Bak Türkiye'de iki tane karstik plato var. Bunlardan birincisi sevgili arkadaşlar bu alan Teke Platosu olarak geçer. İkincisi bu alan Taşeli Platosu olarak geçer. Bunlar karstik platodur. Tek taştan gelsin aklınıza bak. Tek taş karstik pilotu, karstik kayaçlar var. Bu alan yerleşmeye uygun tabii ki de değildir sevgili arkadaşlar. Neden dediğimizde bir... Toros dağları yani engebelilik derecesinin fazla olması diyebiliriz. Bunun dışında karstik arazi iş imkanlarını tarımsal faaliyetleri kısıtladığı için yerleşmeye uygun değildir diyebiliyoruz. İkinci alan Erzurum Kars platosu diyor. Neresi burası dediğimizde Kuzeydoğu Anadolu. Tam şu hat. Şimdi Erzurum Kars platosu diyorsa bakın buna dikkat etmekte fayda var. Şimdi biz plato alanlarının düz olduğunu biliyoruz ama burada orta toroslar olduğu için daha engebelidir diyebiliriz. Erzurum Kars platosu yerleşme için uygun alan değildir. Neden dersek özellikle iklimin daha soğuk olması bu alanlarda olumsuz etki yaratmış ve burada yerleşmenin daha seyrek olduğunu söyleyebiliriz. Dikkat edin ne diyor? Doğu Karadeniz kıyıları. Burada kim var dersek Artvin, Trabzon, Giresun ve Reze var sevgili arkadaşlar. Bu alanlar yerleşme için uygun alanlardır. Neden? Çünkü su kaynakları yani kıyı alanlarda kurulduğu için. Buranın biraz daha iç kısmını verirse yer şekillerinin engebeli olması yerleşmenin uygun olmadığı anlamına gelecektir diyebiliriz. Samsun ve çevresi diyor. Peki Samsun neredeydi? Tam buradaydı sevgili arkadaşlar. Şuraya şöyle Samsun diye yazayım ben. Şurada biliyorsunuz artık doğu Karadeniz. Şurası da Erzurum, Kars, Ardahan platosu diyebiliriz tamam mı? Şimdi Samsun evet deniz kıyısında Karadeniz kıyısında kurulmuştur ve yerleşmeye uygun alanlar içerisinde yer alır. Tabii ki de bu alanda yerleşmenin uygun olması hem su kaynakları bakımından verimli olması aynı zamanda tarımsal faaliyetlerin bu alanlarda yoğun yapılması yerleşmelerin yoğun olmasına sebep olmuştur diyebiliriz. Sinop ve çevresi diyor yerleşmeye uygun Tabii ki de değil. Neden dersek bak mesela hemen yanında Sinop'u da şurada görebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Bu alan neden yerleşmeye uygun değil dersek bu alanda sevgili arkadaşlar küre dağları var ve küre dağları Sinop'un kıyı ile iç kesim arasındaki ulaşımını zorlaştırmıştır ve bu da Sinop'un hinterlandının dar olmasına, yerleşme anlamında daha seyrek bir yerleşmeye dönüşmesine sebep olmuştur diyebiliriz. Geldiik Sinop ve çevresi dedikten sonra Çatalca, Kocaeli platosu zaten Türkiye'deki en yoğun yerleşmenin bulunduğu alandır diyebiliriz. Neresi burası dediğimiz zaman burada bir İstanbul yer alacaktır sevgili arkadaşlar. Onun dışında bir de İzmit yer alacaktır. Burada tabii ki de özellikle yerleşmenin yoğun olmasında evet doğal faktörlerin etkisi vardır ama daha yoğun ölçekte beşeri faktörler diyebiliriz. Şuraya hemen Sinop ve çevresine yer şekli diyebilelim. Hemen şöyle devam ediyoruz. Yıldız dağları diyor. Bakın bu alan soru köklerinde bankalarda çok fazla çıkacaktır. Hemen bak tam şu alan. Burada yıldız dağları diyor zaten. Arazinin engebeli olması, ulaşım noktasında gelişmemiş olması, yerleşmeye uygun olmadığı anlamına gelecektir. O zaman şuraya şöyle hemen yer şekli diye tekrar yazalım. Gediz Ovası. Nerede bu Gediz Ovası dersek İzmir ve çevresinde. Yani İzmir İzmir'de. Gediz Ovası tarımsal faaliyetler açısından önemli merkezlerden bir tanesi olduğu için yerleşmeye uygundur. Şuraya tabii ki de tarım, sanayi, ulaşım, hizmet ifadesini kullanabiliriz. Tuz Gölü çevresi yerleşmeye uygun değildir. Neden dersek iklimin elverişsiz olması toprağın tuzlu olmasıdır diyoruz. E Tuz Gölü çevresi de tam bu alanda. Bak her iklimin olumlu olduğu alanda yerleşmeler yoğun olacak diye bir kaide yok. Burada özellikle şurayı da alıp Menteşe yöresini ifade edebiliriz. Burada da yer şekillerinin engebeli olması yerleşmeyi olumsuz etkilemiştir diyebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Geldik şimdi Türkiye'de ilk yerleşmeler. Türkiye'deki yerleşmelerin tarihsel süreçteki değişimine baktığımızda en az 10-12 bin yıl öncesine dayandığı ortaya çıkmıştır. Peki Anadolu coğrafyası neden eski dönemlerden itibaren yerleşme alanı olarak tercih edilmiştir diyebiliriz? Yani çok eski süreçlerden Paleolitik dönemi düşünün, Neolitik dönemi düşünün. Bu alanlarda bile Anadolu coğrafyasında yerleşme birimleri inşa etmiş insan oldu. Neden dediğimiz zaman gelin hep birlikte nedenlerine şöyle bir göz atalım. Birincisi tabii ki de coğrafi konum uygun iklim koşulları, verimli topraklar, çevresine göre su kaynakları bakımından zengin olması. Bakın su kaynakları bakımından zengin demiyoruz. Çevresindeki alanlara göre Anadolu coğrafyası günümüzde dahi su kaynakları bakımından zengin yerleşmedir diyebiliriz. Bunlardan dolayı Anadolu coğrafyasında insanlar genel itibariyle ta paleolitik dönemden itibaren yerleşme birimleri kurmuştur diyebiliriz. Tabii ki de şöyle bir baktığımızda en eski yerleşim yerleri Türkiye coğrafyasında özellikle mağara yerleşmeleridir. Nerede rastlayacağız bu mağara yerleşmelerine dersek Antalya ve çevresinde rastlayabiliriz. Özellikle burada Karayin Mağarası'nı söyleyebiliriz. Onun dışında Öküz İni Mağarası'nı söyleyebiliriz. İstanbul'da Yarımburgaz Mağarası'nı bak bu alanlar mağara yerleşmeleri olarak karşımıza çıkmakta diyebiliriz. Tabii ki de Türkiye'de tarıma uygun su kaynakları bakımından zengin alanlar olduğu için köy tipi ilk yerleşmeler kurulmuştur. Peki tarımsal faaliyetlerin bu yoğun ölçekte kurulduğu alanlar neresidir dediğimizde sevgili arkadaşlar birçok alanı burada söyleyebiliriz. Birazdan işte diyeceğiz ki alaca höyük diyeceğiz, çatal höyük diyeceğiz, göbekli tepe diyeceğiz. Bu alanlar mesela tarihsel süreç içerisindeki Anadolu coğrafyasındaki neolitik dönemdeki ilk yerleşme birimleridir diyebiliriz. Hemen şöyle baktığımızda hemen şöyle çatal höyükten devam edelim. Konya'da kurulmuş bildiğiniz üzere sevgili arkadaşlar Çumra ilçe sınırları içerisinde. iki tepe arasında olması nedeniyle çatal höyük Çünkü çatal gibi iki ayrılıyor sevgili arkadaşlar. Bundan dolayı çatalı yüklenmiştir 9000 yıllık bir geçmişinin olduğu ifade edilmektedir. Burada evlerde kapı olmadığı için giriş çıkışlar damdan açılan bir delik şeklinde ya da bir delik sayesinde gerçekleştirilmiştir diyebiliriz. İkinci yerleşme birimimiz Alaca Höyük sevgili arkadaşlar. Nerede? Çorum ilinin Alaca ilçe sınırları içerisinde kurulmuştur. Höyük alanı Hititlerden kalma eski çay yerleşmesidir diyebiliriz. Hititlerin dini ve siyasi merkezinin burası olduğu ifade edilmektedir. Ve höyük alanındaki buluntular bugün günümüzde Ankara'da Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenmektedir. Buraya geldiğiniz zaman görebilirsiniz. Bir diğer alan ise Göbekli Tepe. Şanlıurfa'nın 20 kilometre kuzeydoğusunda bulunmaktadır. Tarihi 10. yüzyıla kadar dayandığı tahmin edilmektedir. Etrafında herhangi bir yerleşim alanı bulunmayan bir ibadet yeridir. Yani biz aslında yerleşme birimlerinde ilk yerleşmelerin tarımsal faaliyetlerle olduğunu söyleyebiliriz söylüyoruz ama Çatalhöyük'te yapılan kazılar sevgili arkadaşlar dikdörtgen şeklinde iki büyük tapınak bulunmuştur ve bu tapınak tarihin ilk dini siyasal yapısında oluşturmaktadır diyebiliriz. Belki de biz yerleşme birimlerine tarımsal faaliyetlerden ziyade dini faaliyetlerle de geçtiğimizi söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Ticaretin gelişmesiyle hakim fonksiyonu tarımdan çok ticaret olan bazı yerleşme birimleri de dönem sonlarından sonra gelişmiştir diyebiliriz. Burada mesela verebilir geceğimiz örneklerden bir tanesi Milet ve Efes'tir. Liman kentleri olduğu için tarımsal faaliyetlerden ziyade ticaret faaliyetleri daha yoğun ölçekte gelişmiştir. Tabii ki de Anadolu coğrafyasında ticaretin gelişmesi için yapılmış bazı ticari yollar var. Bunlardan en önemlisi Kral Yolu'dur diyebiliriz. Anadolu coğrafyası içerisinden başlayıp İran'da Ninova'ya kadar uzanmaktadır diyebiliyoruz. Peki nereden başlıyor dersek şöyle harita üzerinde de gösterebiliriz. Sardes'ten başlıyor. Yani yani Manisa'dan başlıyor ve buradan Polatlı'ya kadar geliyor. Gordiyon dediğimiz alana kadar geliyor. Daha sonra Ankara üzerinden sevgili arkadaşlar Pestlerin başkenti dediğimiz gibi Ninova'ya kadar uzanan bir yol. Bu yolun uzunluğu 3500 kilometre ve Anadolu coğrafyasında önemli bir ticaret güzergahı. Bu yol üzerinde sürdürülen ticari faaliyetler dikkat çekici gelişme göstermiştir Anadolu coğrafyası için diyebiliriz. Türkiye'de idari fonksiyonlarına göre yerleşmelere baktığımızda Türkiye'de özellikle devletin kamu hizmetlerini her yere götürebilmesi, vatandaşların iş ve işlemlerinin daha hızlı ve düzenli yapılabilmesi amacıyla bazı idari fonksiyonlara sahip birimler oluşturulmuştur diyebiliriz. Bu idari birimler nedir dersek merkezi yönetim hemen şuraya şöyle merkezi yönetim diye yazalım ve sevgili arkadaşlar yerel yönetimdir. İki idari birim var. Hizmetleri hızlı, düzenli, rahat bir şekilde yapabilmek için oluşturmuşuz. Merkezi yönetim ise sevgili arkadaşlar iki bölümden oluşmakta. Bunlardan birincisi başkent İkincisi ise taşra teşkilatı olarak ifade edilebilir. Özellikle sevgili arkadaşlar burada Ankara Türkiye'nin merkez yönetiminin idari başkentidir diyebiliriz. 82 Anayasası'na göre Türkiye'deki merkezi idare coğrafi konum özelliklerine, iklim şartlarına ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre illere, iller de diğer kademelere ayrılmıştır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Türkiye'de özellikle yönetim sistemi içerisinde en büyük idari birim tabii ki de illerdir sevgili arkadaşlar. Ve ilin genel yönetimden kim sorumludur dersek Tabii ki de vali sorumludur. Vali illerdeki en yetkili, en önemli kişi olarak karşımıza çıkmaktadır. İllerin sınırları içerisinde birden fazla şehir yerleşmesi bulunabilir. İstisnalar vardır sevgili arkadaşlar ama bunlarla birlikte şehirlerin en büyüğü inilin yönetildiği, valinin bulunduğu il merkezidir diyebiliriz. Ve bizim ülkemizdeki 3 ilde merkez şehirlerin isimleri il ismi olarak kullanılmaz. Kimdir bunlar dediğimizde bir Kocaeli ilinin merkez şehri nedir? Tabii ki de İzmit'tir sevgili arkadaşlar. Sakarya ilinin merkez şehri nedir? Ada pazarı olarak geçer. Hatay ilinin merkez şehri nedir dersek Antakya olarak geçecektir. Bu üçü dışında diğerlerinde il ismi merkez şehirlerin isimli olarak ifade edilir. Ama bu üç il dışındakilerde ediliyor haberiniz olsun tamam mı? Geldik şimdi şöyle illerle ilgili nüfus özelliklerine. Türkiye'deki tabii ki de nüfusun en fazla olduğu il İstanbul ve İstanbul'da total nüfus 15 milyon 840 bin. Ankara ondan sonraki en fazla nüfusa sahip ilimiz 5 milyon 747 bin. İzmir devamında 4 milyon 425 bin. Bursa 3 milyon 147 bin. Antalya 2 milyon 619 bin olarak karşımıza çıkmakta. Türkiye'deki nüfusun en az olduğu illerin başında Tunceli 83 bin, Bayburt 85 bin, Ardahan 94, Kilis 145, Gümüşhane 150 bin. Tabii ki de burada mesela İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerimizde bazı ilçelerin nüfusları bu illerin nüfusundan çok çok daha fazladır diyebiliriz. Peki şöyle bir baktığımızda ilçeler il yönetimlerinin bir alt kademesindeki birimlerdir. İlçelerde genel idarenin başında kim vardır? Kaymakam bulunmaktadır. Çeşitli kriter ve gereksinimlere göre alınan kararlarla ilçe sayımlarında değişmeler olmaktadır. Yeni ilçeler eklenmekte ya da çıkarılmaktadır. Ve baktığımız zaman sevgili arkadaşlar Türkiye'de 921 tane ilçe vardır ve illerin ilçe sayıları tabii ki de farklılık gösterir. Hemen şöyle dikkat etmemiz gerekirse İstanbul ilinin 39 tane ilçesi bulunurken Bayburt ilinin, ...il merkezi dışında yani 3'ten bir tanesini attık... ...iki tane ilçesi vardır diyebiliriz. Hemen şöyle baktığımızda diğer il bazlı... ...Ankara'da 25 tane ilçe... ...İzmir'de 30 tane ilçe yer almakta... ...Bursa'da 17 tane ilçe yer almakta... ...Hatay'da 4, Iğdır'da 4 ilçe yer almakta... ...tabii ki de bunlar nüfusla ilgili değişen durumlardır diyebiliriz. Türkiye'de il ve ilçe gibi merkezi yönetim birimlerinden... ...başka yerel yönetim birimleri de bulunur. Yerel yönetim birimleri yerel düzeyde bakın dikkat dikkat kamu hizmetlerini yerine getirme amacıyla kendi kamu tüzel kişilikleri bulunan kendi bütçeleri olan kendi karar ve yürütme organlarına sahip birimlerdir. Bunlar sevgili arkadaşlar nedir dersek il özel idaresi belediyeler ve köylerdir diyebiliriz. Türkiye'de iki tür belediye var. Bunlar Birincisi belediye, ikincisi büyükşehir belediyesidir. Peki bu büyükşehir belediyesi kavramı nedir dediğimizde nüfusu 750 binden fazla olan iller büyükşehir belediyesi olarak ifade edilmiştir. Ve haritamıza baktığımızda Türkiye'de 2017 yılı itibariyle 30 tane büyükşehir belediyesi, 51 tane de il belediyesi bulunmaktadır diyebiliriz. 921 ilçe belediyesi, 396 tane de belde belediyesi yer almakta. Hemen şöyle haritamız üzerinde de büyükşehir belediyelerinin tarihsel süreçlerinin süreçteki değişimini görebilmekteyiz. 30 tane büyükşehir belediyemiz yer almakta. Bunu da unutmamış olalım sevgili arkadaşlar. Geldik köyler, cami, okul, otlak gibi alanların olduğu nüfusu. Bakın dikkat 2000'in altında olduğu toplu ve dağınık evlerde oturulan küçük idari birimlerdir. En küçük yerel yönetim birimi olan köylerde yönetimin başında seçimle görev alan kimler var? Muhtarlar var. Türkiye'de 2017 yılı itibariyle 18332 köy bulunmaktadır köyler yerel yönetim birimi olmasına karşılık merkezi yönetimin kırsal kesmindeki bir yapı organı gibi de işlev görmekte. Şimdi Türkiye ölçeğine baktığımızda en uç noktalarımızda hangi köyler var dediğimizde güney en uç noktamızda Hatay ilinin Yayladağı ilçesinde bağlı Kızılçat Köyü sevgili arkadaşlar. Tabii ki de burada başka bir tane daha köy var. Bunun biraz daha güneyinde ama bu alanda yerleşme birimi yok. Peki o köyümüzün ismi nedir sizce? Bak bunun daha biraz daha güneyinde 20 kilometre güneyinde bir köy daha var. Onun ismini yorumlar kısmına yazmanızı bekliyorum. Hakkari'nin Şemdilli ilçesine bağlı alan köyü en doğu ucumuzda. Kırklar elinin Kofçaz ilçesine bağlı sevgili arkadaşlar Ahlatlı köyü en kuzeyde. En batıda da Çanakkale iline bağlı Gökçeada Uğurlu Köyü sevgili arkadaşlar. En uç noktalarını oluşturmaktadır diyebiliriz. Geldik şimdi Dinamo Soru Bankası'ndan sizin için seçtiğimiz soru. Diyor ki aşağıdaki tarihi merkezlerden hangisine ait bir bilgi yukarıda verilmemiştir. Dünyanın bilinen ilk tapınağı olan yerleşme alanı günümüzde Şanlıurfa il sınırları içerisinde yer almaktadır. 10 bin yıl önce oluşturulduğu ifade edilmekte sevgili arkadaşlar. Peki bu yerleşme birimi kimdir dersek tabii ki de B seçeneğinde görmüş olduğumuz Göbekli Tepe. Antik dönemin liman kentlerinden biridir diyor. O zaman en batıya gitmemiz lazım. Kimdir bu? Tabii ki de Milet'tir. Urartulara başkentlik yapmış olan merkezdir diyor. Van tuş bağlayabiliriz sevgili arkadaşlar. A seçeneğini de götürebiliriz. Anadolu'daki en eski imparatorluklardan biri olan Hititlerin başkenti olmuş bir merkezdir. Çorum hat tuşayı söyleyebiliriz. O zaman birinci ifade Göbekli Tepe. İkinci ifade Milet. Üçüncü ifade Tuşba. Dördüncü ifade hat duşa, beşinci ifade ile ilgili bir bilgi verilmemiştir. O zaman doğru cevabımız E seçeneğidir diyebiliriz. Geldik sizin de bugünkü dersimizin sonuna. Bugün sizlerle birlikte Türkiye'de yerleşmelerin dağılışı, yerleşmelerin yoğun ve seyrek olduğu alanlarla ilgili örnekler verdik. Ülkemizde idari fonksiyonlar, merkez yönetim, merkezin alt birimleri, köy yönetimleri bunlarla ilgili ifadelerden bahsetmiş olduk ve dersimizi bitirdik. Ve geldik sevgili arkadaşlar. Videolarımız sizler için yararlı oluyor mu? Yorum yorumlar kısmına yazmanızı istiyorum. Tabii ki de bize bir öneriniz, bir tavsiyeniz var mı? Bunlarla ilgili de yorumlarınızı bekliyoruz sevgili arkadaşlar. Bir sonraki sayfamızda ödüllü soru var. Cevapları mutlaka yorumlar kısmına bekliyorum ve videomuza like atmayı da unutmayalım diyelim. Ödevi çözeceğiniz yerleri biliyorsunuz ve karşınızda günün ödüllü sorusu. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.